Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Ekonomi saatinde bütçeden söz edeceğim. Çünkü 2021 yılı bütçesi hazırlandı. Kim tarafından hazırlandı? Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlandı. Yani partili Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlandı. Parlamentoda hazırlansaydı ne olurdu? Parlamentoda hazırlansaydı orada da partiler vardı. Ama milletvekillerinin içinde sorumluluk sahibi milletvekili olur biliyorsunuz. Yani seçim kazanmaktan önce devletin ve halkın geleceğini düşünen milletvekilleri de vardır. Etkin olamazlar, sayıları azdır ama halk o milletvekillerini ne yapmak istediklerini bilir. Aklı başında halk, geleceği düşünen halk, har vurup harman savurmaktan korkan, tedbirli olan halk o milletvekillerinin doğru yaptığını bilir. Bir sonraki dönemde onların ülkeyi yönetmesi için oylarını kullanırlar. Türkiye'de öyle halk var mı? Elbette var. Görüyoruz. Öyle bir halk olmasa muhalefetin oyları giderek yükselir mi? İktidarın oyları giderek düşer mi? Canlarım, evet. Demek ki bir defa bunu hemen belirtmem lazımdı. 2021 yılı bütçesinde, 2020 yılı bütçesinde ve ondan önce de olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı hazırladı ve meclise geliyor. Şimdi bakınız, onunla ilgili kısa bir haber okuyacağım size. Yeni ekonomi programında açıklanan bütçe hedeflerini içeren 2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Evet, bütçeler kanunla çıkarlar, kanunla kabul edilirler. Devam ediyorum. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP ile AKP'nin oyları milletvekili sayısı çok yüksek olduğu için meclisteki gelen bütçe Cumhurbaşkanı'ndan geçtiği gibi, geldiği gibi geçecektir. Burada bir kuşkumuz yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 17 Ekim'de sunulan teklifte 2021 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 350 milyar lira giderler. Bütçe gelirleri 1 trilyon 1 milyar lira. Vergi gelirleri 922.7 milyar lira. Bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü. Evet, bütçe ne? Bütçe ne? Bütçe dediğimiz şey aslında bir denklik. Gelirlerle giderler arasındaki fark yahut da gelirlerle giderleri denk tutma. Bir ailenin bütçesiyle, bir şirketin bütçesiyle, bir devletin bütçesi arasındaki fark nedir biliyor musunuz? Bana göre bir tane. Aile para basamaz bütçe açıklarını kapatmak için. Şirketler de para basamaz bütçe açıklarını kapatmak için. Ama şirketler ne yapabilirler? Şirketler ortak alırlar yanlarına. Şirketler ortak alır. Aile yanına ortak alamaz. Asıl olan, tabii ki asıl olan denk bütçedir. Devletlerde de böyledir. Asıl olan denk bütçelerdir. Canlarım, güzellerim. Ailenizin bütçesi neye göre hazırlanır? Ya da bir şirketin bütçesi neye göre hazırlanır? Önce giderler, tahmini giderler yazılıp ondan sonra gelirler mi hesaplanır ailede? Ya da şirketlerde? Ya da devletlerde? Ailelerde önce gelirler ortaya konur. 2021 yılında ne kadar gelir elde edeceğiz? Maaş, ücret, ticari kazanç ne olursa olsun. Şu kadar gelir elde edeceğiz. Ha, demek ki şu kadarlık kısmını sosyal ihtiyaçlarımız için, bunun içine eğitim, gıda, tatil, sağlık, her şey girer. Sosyal ihtiyaçlarımız için şu kadar ayıracağız. Kalıyorsa bununla da yatırım yapacağız. Ne bileyim işte yani yatırım derken tabii ki kimileri bir şirketin hisse senedini alır ya da şirketlerin, kimileri yatırım aracı olarak altını görür, kimileri dövizi görür ki bana göre altın yatırım aracı olabilir ama döviz asla bir yatırım aracı değildir. Olmamalıdır normal şartlarda ama bizim ülkemizde döviz de bir yatırım aracı, bir güvence, bir akümülatör olarak kullanılıyor. Neden? Çünkü TL'nin akümülatör olma vasfı yok. Durduğu yerde eriyor. Oysa döviz dediğimiz şey durduğu yerde erimediği için, yani o gün aldığınız değerini
satın alma gücü olarak çok rahat koruyabildiği için tabii ki halk bizim gibi ülkelerde ki pek çok ülkede aslında yok bu. Ülkelerin çoğunda yok. Bizdeki gibi kaç ülkede var bilmiyorum. Dikkat etmedim. Ama bizdeki rezillik dövize yatırım yapmaktır canlarım. Neyse. Bunu da geçelim. Şimdi bu aile bütçesi. Şirketler de buna benzer bütçe yaparlar. Şirketler de önce gelirlerine bakarlar. Tahmini ciroları, tahmini cirolarını elde etmek için yapacakları harcamalar, yani ham madde, işçilik, elektrik, faiz gibi şeyler, kalacak olan para, ondan sonra da onunla da yatırım planlaması yapmaya çalışırlar. Tabii vergileri ödenecekse vergileri için ayırırlar bir tarafa bir kısmı paraları. Gelelim devletlere. Devletleri yönetenler, gelecek seçimi düşünen siyasetçiler değil de devletin ve halkın geleceğini düşünen siyasetçiler ise mümkün olabildiğince denk bütçe yaparlar. Denk bütçe yaparak ülkede enflasyona sebep olmanın önüne geçerler. Çünkü enflasyon biliyorsunuz, enflasyon devlet ve varlıklılar adına yoksul ve orta gelirlilerden çalmak demektir. Evet, hırsızlıktır enflasyon. Bildiğiniz hırsızlıktır yani. Devlet enflasyon ile çalar yurttaşının parasını, malını, mülkünü. Ve devletler bütçe açıkları vermeyen bütçe açıklarından korkan iktidarlar tarafından yönetilirlerse ekonomik refahı ve gelişmişliği sağlarlar. Siyasetçiler tarafından yönetilen devletler bütçe açıklarından hiç korkmazlar. Peki bütçe açıkları çok mu tehlikelidir? Hayır. Yerine ve zamanına göre bütçe açığı hiç de tehlikeli bir şey değildir. Devlet bütçelerinin en tabii haklarından biridir. Ama önemli olan bütçe açığının nasıl, kim tarafından, nerelerde ve ne zamanlarda kullanılacağıdır. Eğer siz bütçe açıkları vererek ya da para basarak, bir şey değişmiyor, aynı şey, bütçe açığını neyle karşılayacaksınız devletlerde? Ya devlet hiç borçlanma senedi çıkaracak, değil mi? Ya kamu ürünlerinin, kamu mallarının bir kısmını satacak, ya vergileri yükseltecek ya da para basacak. Başka bir şey yok. Oysa bütçe açıklarını kapatabilmenin yolu daha yüksek vergi yerine daha çok vergi toplamak olursa ne yapar o siyasal iktidar? Geleceği düşünen sorumluluk sahibi siyasal iktidar bütçe açıklarını yatırımlarda kullanır. Değil mi? İster kamu kurum yapar, ister kamu özel sektör ortaklığıyla yapar, isterse çok güvenilir özel sektör firmalarına, şirketlere projelerinin karşılığında yüklü miktarda çok düşük faizli borçlar verir. O paraları borç olarak verir. Onlardan da senetler alır. Kasasına koyar. Değil mi canlarım? Bakın yine devletin elinde de harcayabileceği en azından bir teminat vardır. Yatırım istihdama dönüşür. İstihdam üretim demektir. Daha çok üretim demektir. Daha çok üretim, daha çok mal satışı demektir. Dışarıya ihracat olarak ya da içerideki arz ve talebi artırarak iç talebi dengelemek demektir. Satış ya da tüketim nedir? Vergidir. Hem özel tüketim vergileridir, hem de satıştan elde edilecek kardan ödenmesi gereken, hem tüccarın hem üreticinin ödemesi gereken gelirlerdir. Devletlerin gelirleri artınca vergi oranlarını yükseltmeden de devletlerin bastıkları paraların karşılığı geri döner. Değil mi canlarım? Bu kadar basittir. AKP hükümetinin yıllarca yapmadığı bu. AKP hükümetini yöneten AKP Genel Başkanı, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde 2013 yılından sonra bunun özelliğine altını çiziyorum lütfen. Yani ustayım dedikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni hem dış politikada hem ekonomide adeta bilerek, tabii ki bilerek değil, adeta'yı onun için kullanıyorum, İstemeyerek yapmıştır. Ben zannetmiyorum AKP Genel Başkanı'nın bu duruma düşmemizi istediğini. Hayır, zannetmiyorum. Ben zannetmiyorum. Bilmiyor çünkü. Bilmiyor. Yanındakiler de bilmiyor.
Ona yanındakiler hep yanlış bilgi verdi. O hep o yanlışları doğru zannetti. Kendi bilseydi, kendi ölçebilseydi, kendi yetenekleri, zekası, bilgisi yeterli olsaydı bu hataların hiçbirini yapmazdı canlarım. Ve bugün Türkiye ekonomisi bu hale düşmezdi. Demek ki AKP hükümetleri, bilhassa tabii Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013 yılından sonra yaptığı hatalar bütçede en sonunda Türkiye'yi bu noktaya getirdi. O kadar çok para bastı ki, Merkez Bankası, o kadar çok para yarattı ki, en azından söylüyorum, 720 milyar dolar döviz sattı piyasaya Merkez Bankası. 120 milyar dolar ve bugüne kadar ne ilgili bakan ne cumhurbaşkanı bunu yalanlayabildi. Evet, 120 milyar dolar. Ya arkadaşlar, ortalama 6 liradan çarpsanız, ortalama 6 liradan sattığını farz ettik ki 8 liraya yakın. Öyle olsun, ben kolaylık olsun diye söylüyorum. 720 milyar Türk lirasını bu hükümet piyasalardan çekti. 720 milyar çekti. Ne yaptı? Sonra o parayı kamu bankalarına ve diğer bankalara kredi versinler diye dağıttı, verdi. Tabii faizle verdi mutlak surette. Ne oldu? Faizleri de zorla düşürünce, zorla baskıyla, yani ekonomik kurallar, ekonominin gerekleri düşürmedi faizleri. Cumhurbaşkanının talimatları düşürdü. Ve Türkiye işte bu hale geldi. Şimdi 245 milyar liralık bütçe açığı. 2020 senesinden de gelecek herhalde bir o kadar gene bütçe açığı. Canlarım, bunları toparlamak için hükümetin, iktidarın yapabileceği bir tek şey var. Ya para basmak, yine borçlanmak. Yine borçlanırsa, ki zannetmiyorum borçlanacağını bu sefer, o kadar büyük rakamı. Piyasada, piyasanın kanını iyice emecek. Üretim, yatırım daha doğrusu, yatırım ve üretim ve istihdam iyice duracak. İşsiz oranı daha yukarıya çıkacak. Vergi gelirleri daha düşecek. Vergi gelirleri daha da düşünce bütçe açığı daha da artacak, kapanmayacak. Para basarsa ne olacak? Para basarsa da bastığı parayı üretimi artırmak için kullanmayacak. Seçimi kazanmak için kullanacak. Yıkacak ondan sonra gelecek iktidara. Ha, şöyle düşünebilir diyor onlar. Daha doğrusu onlar şöyle düşünüyor. Ya biz basarız parayı, bütçe açığını yaparız. Akıl almaz. Ama seçmenin kalbini kazanacak yerlerde harcamalar yaparız. Erken seçime gideriz. Millet bizi yine seçer. Seçemezse de arkamızdan kalana olağanüstü bir yük bırakmış oluruz. E millet seçerse ne olur? E önümüzde 5 sene var. 5 senenin ilk 2-3 senesinde sıkarız. Bağırırlar, çağırırlar, ağlarlar yine şimdi olduğu gibi. Sonra yine son 2 senede bırakıveririz ortalığa paraları. Yine bizi seçerler. İşte bu yine bizi seçerler politikası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hem siyasi, hem sosyal, hem iktisadi açıdan uçurumun kenarına getirdi, bıraktı. Ne olacak? İyi olacak. Takmayın kafanızı. Her şey iyi olacak çünkü böyle gitme ihtimali sıfır canlarım. Ben size 2021 bütçesinden kısaca söz etmek istedim. Hepinizi sevgili gözlerinizden öperim. Hoşça kalın.